Efendim herkese selamlar. Admin vsex serimizin finaliyle karşınızdayım. Ben Barzomus ve kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde öncelikli olarak odaklanmak istediğim bir konu varsa ki, o da mümkünse admin yapısında olmayan bütün vasalları admin'e çekmek. Geçen hafta Çarşamba günü 1.13.2 versiyonu yayınlandığı yani çok kapsamlı bir güncelleme paylaşıldı. Hem oyundaki çeşitli suistimaller, hem ufak tefek teknik aksaklıklar ve belli başlı yeni mekanikler de şu an bizim erişimimizde. Eğer dilerseniz bu değişikliğe ister Paradox'un forum sitesinden isterseniz de Steam'deki güncelleme bağlantılarından bakabilirsiniz. Benim hoşuma giden ve bu son gelen özelliklerden bir tanesi de örneğin burada görmüş olduğunuz gibi Cornwall dükü var. Kendisi İrlanda'da bir toprak tutuyor Lannister'den. Vali Materiana şimdi normalde kendisi Cornwall'un dejursuz üzerine değil Lannister düşesine bağlı olmalı. Fakat Burada baktığınızda bu toprak fethedildiği zaman kabile yapısında kalmış ve hiçbir şekilde değiştirilememiş. Bu abimiz de tabi hiçbir şekilde buradan para kazanmadığı için sürekli batıyor. Bununla alakalı bir düzeltme yapılabilir. Artık kabile bir toprağı doğrudan feodale çevirmek için sizin o toprağı doğrudan tutmanıza gerek yok. Eğer kabile bir yerleşki, bir feodal, aşiret veya admin vasal tutuyorsa belli bir miktar para vererek oradaki kabile yerleşki yerleşik bir hale getirebilirsiniz. Size şunun bir örneğini göstereyim hatta. Sadece şunu da örneğini göstereyim. Bakın şu an elimizde 341 altın var. Bu toprağı bizzat tutan abimize geliyorum. Sağ tıklıyorum. Ve en aşağıda 8 Tribal Development var. Yani kabile gelişimine yardımcı ol. Kendisinin kabile yerleşkesini alıp feodal bir yerleşke yani yerleşik bir yapıya çevir diye. Tıkladığımız zaman bunun sonucunda biz 60 influence kazanıyoruz. Bize karşı kendisi görüş kazanıyor ve Buradaki tutmuş olduğu kabile yerleşkisi artık feodal bir yerleşkeye dönüyor. Yani bir kaleye dönüyor öyle söyleyeyim size. Şu an bu halde yapabileceğimiz bir tek Leinster var. Bunun için de 625 altın gerekiyor. Elimizde o kadar para yok fakat babaya hemen talepte bulunup bize para göndermesini isteyebiliriz. Bize normalde 900 civarı verecekti ama bu sefer 600 verdi. Hı. İlginç. Hiç problem değil. Bakın, oyun bize burada alabileceğimiz kararı öncelikli olarak belirtiyor. Tıklıyoruz. 625 altın veriyoruz. Olayı şu. Temelde vermeniz gereken 500 altın. Fakat admin olduğumuz için üzerine biraz daha ücret biniyor. Faiz biniyor öyle söyleyeyim size. Görmüş olduğunuz gibi burası artık bir kale yerleşkesi oldu. Artık burayı tutan abimiz buradan para kazanmaya başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta bakıyoruz. Burası artık admine dönmüş. Şimdi gelelim başka bir konuya. Burada 1 2 3 4 5 ve 6 tane kabile vasalımız var. Hatta baktığınızda burada 7. Şimdi bu 7 kabile vasalın normalde bize bağlı olmaları durumunda çok daha kolay feodal yapıya geçmesini bekleyebiliriz. En azından feodal ya da aşiret yönetiminde bu mümkün. Fakat bunun neden zor olduğunu şimdi size göstereceğim. Karakteri değiştiriyorum. Bu bizim karakterimiz. Britanya İmparatorluğu'nu tutuyoruz. Örnek olarak Yalgida'ya gidiyorum. Bakın şu an Ulster düşesiyle oynuyoruz. Kendisi bir kabile. Alabileceğimiz kararlara gidiyoruz. Normalde burada eğer sizin süzereniniz feodal bir yönetime sahipse, feodal yolları benimse seçeneğinin dışında süzeren aracılığıyla feodal yöntemleri benimse seçeneği de gelir. Fakat biz admin olduğumuz için bu seçenek artık gelmiyor ne yazık ki. Burada vasalın yapabileceği tek şey feodal yöntemleri benimse deyip buraya tıklayıp buradaki şartları artık karşılaması lazım. Yani sanki artık bağımsızmış gibi hareket ediyor bu kararı alabilmesi için. Bu da çok sıkıntılı. Şimdi asıl sorun şurada. Gelişmişlik bir şekilde arttırılır. Fakat kültürdeki askeri ve toplumsal kabile buluşlarının en az %70'in açılmış olması gerek. Mesela Norse kültürüne bakıyoruz. Buradaki 3 bölgesel buluşu saymazsak toplamda 7 tane açılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani buradan en az 3 tane daha açılmalı ki basalımız burayı tamamlayabilsin. Bir de gelişmişlik var ne yazık ki. Şimdi başka bir karaktere geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de İrlanda kültüründeyiz. İrlanda kültürüne bakıyoruz. 7 buluş açılmış. Onların da en az 10 buluş açması gerek bu noktada. Hadi şu an tarla dönümünden gidiyor. Bannus keşfedilecek. Bannus'un şu noktada keşfedilmesi 35 sene. Tarla dönümü 12 senede keşfedilse. Ondan sonraki buluşların seçiminden de bir 50 sene falan geçmesi lazım ki. 100-120 senede ancak bu buluşlar kapatılabilir. Hadi belki gelişmişliği biraz baktığımızda arttırabiliriz. Şu an burada gelişmişlikler çok düşük. Dublin'de 4. Yani umarım demek istediğimi anlatabilmişimdir. Artık bir vasa olarak siz kısa yolu seçip hemen yerleşik yapıya dönemiyorsunuz. Admin olduğunuz zaman bu ne yazık ki geçersiz kalıyor. Sanki artık bundan sonra bağımsız bir yöneticiymiş gibi kendi başınıza bu feodal yöntemleri benimsemeniz gerek. O da ciddi sıkıntılı aslında. Burada da olduğu gibi gelişmişliği başkentte 5'e çekmek lazım ve bütün askeri ve toplumsal buluşların %70'inin açılması lazım kabile döneminde. Bu biraz zor. Yani vasalları da zorlar. Hadi Tüzeren'i zorlamaz. Ama vasalları zorlar bu noktada. Gelişmişlik artmaz burada kabile kaldığı için. De öyle bir sorun var. Dolayısıyla efendim yani bu hedefimiz çok kolay bir hedef değil. Bu sürede tamamlayabilir miyim de bilmiyorum. Yani belki tamamlamasam da olur diye düşünüyorum. Yani bu noktaya kadar bu seride bence iyi geldik. Özellikle Alfred'in oğluyla oynuyoruz hatta. Bakın biz hala daha ikinci nesildeyiz ve 63 yaşındayız. 939 yılındayız. Dolayısıyla başkenti geliştirmeyi şimdilik bırakabiliriz. Mesela burada Dublin'i geliştirmeye başlayalım. Ben elimden geldiğince özellikle bu videoda en azından bir iki tane vasalın Feodal'e döndüğünü görebilirsem bu şekilde. Bilmiyorum belki başarılı olabiliriz bence. Çünkü ben kabile vasallarından Feodal olmalarını talep edemiyorum. Admin olmalarını isterim ama burada görmüş olduğunuz gibi kabili olduğu için bunu yapamıyorum. Daha önce Feodal'e geçmesi lazım. Bu hiç hoş değil. O esnada ben biraz influence toplamaya çalışabilirim. Yani biraz influence alalım mı? Heh. Bizden çok hoşlanmıyor sanırım ama olsun biraz influence geçti elimize. O esnada e, yapabiliyorsak villa kurmak. Hmm. Evet bunu arttırabiliriz sanki. O yüzden biraz para biriktireceğiz bol bol. Ben mümkünse hatta şu genç çocuklarından bir tanesi ha. En büyük oğlum yaşlanmış. Sarhoş olmuş ve hasta. Goodfried fena değil. Bu oğlum da fena değil. Ama ben bu oğluma tahtımı bırakmayı düşünüyorum. En azından Goodfried'i başı geçirene kadar. Deneriz. Yani yaşımız ileri ama sağlığımız çok güzel. <laughs> Onu söyleyebilirim. Buradaki bütün öğrenim ağacını tamamlamış olduk. Artık idareden gidiyoruz. O yüzden bakalım başkenti halletmeye çalışacağız. Bu şekilde gelişmişlikleri arttırmaya çalışacağız bir şekilde. Of çok güzel. Elimize para geçti. Bu arada hemen şu villayı arttırabiliyorsak. Şöyle arttıracağım. Birinin düğünü varmış. Hadi gidelim. Yapabiliyorsak şu oğlumuzun sırasını biraz arttıracağız mümkünse. Elimden geldiğince. Şu an 5. sırada ama. Belki yaşı ilerlerse fena olmaz. Bu diğer vasallar yaşlıktan ölürlerse. Özellikle benim kardeşim yakında ölecek gibi duruyor. Öldükten sonra tabii sıralama değişecek. Sonra bu kardeşim de belki ölebilir. Bakalım. Hoppa. Benim eşimi mi öldürdün sen? Aa, inanmıyorum. Niye ki? Niye böyle bir şey yaptın ki? Lan dul kaldık yine ya. <laughs> Şöyle bütün özellikleri iyi olan bir hanımefendi varsa. Ha güzel. Aa bir dakika. Niye hapsedildi benim yeğenim? Bir dakika bir dakika. Benim yeğenim niye hapsedildi ya? Paranoyaksın diye mi yani? Bu mudur? En azından buradaki vasallarımızın başkentlerindeki gelişmişliği 5. seviyeye çıkarabilirsek burada bunların kültürel faaliyetlerinin ilerlemesi de biraz hızlanır. Burada biz hastalıklı yerden mi geçtik az önce? İnanmıyorum. Aa, oh, buraya hastalık gelmiş. inanmıyorum. Kral Bohemond'un hastalığı. Eh, aynen. Başkenti izole edeceğiz. Elimizden geldiğince artık şöyle darula cezeler. Bunlar önemli. Yani şu ufaktan binaları belki gel geliştirebiliriz. Minis kampları mesela hiç fena olmaz. Sen evlendirelim ya çocuk. Heh, ne dersin? İttifak gücü şöyle iyi olan biri yok mu ya? Bu ittifak gücü iyi değil. Lotharingiya yenilmiş. Kastilya. Hadi savaşalım mesela o zaman. Nasıl olur acaba? Önce bütün orduları şöyle bir kaldıralım. Ha, bir dakika daha savaştan çağırmadı heh. Aynen öyle. Bizim ordu bu kadar mı? Oğlum yenersin ki tek başına dalsan adamın üstüne. Hop. Güzel. Elimizde onajerler var ama yine kuşatmayı hızlı yapıyoruz ha. Diğer askerlerden dolayı mı acaba? Ya da komutandan dolayı mı? Hmm. Babadan para alabiliyor alacağım. Güzel. Şimdi ikinci seviye. Bunu yaptık mı? Buraları arttırabiliyoruz sanırım değil mi? Bunları da arttırabiliyoruz. Mükemmel. Buraya yeni bir bina koyabiliyoruz. Hı. Hmm. Buğday tarlası. Fena değil. E, binaları o ufaktan şöyle arttıralım. Fena olmaz gelirimizi biraz arttıralım çünkü önemli. Burada milis sayısını biraz arttırabiliriz. Milis kampları. Konuşlu asker var çünkü. Bu huskar mı konuşlu? O zaman ama öncesinde tarla koyalım. Burada hafif piyadeler var. O zaman milis kampları. Voxbridge. Burası şehir. Buraya konak evleri. Southwark. Ee, buraya da bu yapılan geliştirmeler sonucunda da gelirimiz baya bir artar diye düşünüyorum artık. Aa şu işe bak. Yomuz vikingler yok olmuş. Sen güzel bir abiye benziyorsun. Gel. Gel seni kullanalım. Şövalyemiz olarak belki ne bileyim. Aa kardeşim veremden olmuş. İnanmıyorum. Aa. Peki yerine kim geçti? Yok ya. O, o, o geçmesin yerine. <laughs> belki bir şey yapabilirim. East Anglia'nın geçmesi yerine. Mesela kızı mı? Aa güzel. Kızımıza aday gösterebiliriz buraya. Deira için. Bunu biraz arttıralım. Daha arttıramıyor muyuz? E tamam biraz daha influence olursa böyle ekleriz mesela. Gibi. İstediğimiz oğlumuz 3. sıraya gelmiş. Kardeşimiz de yakında ölebilir. Burası altını seviyor olmuş, çok güzel. Belki biraz daha arttırabiliriz. Davmini yüksek tutmakta fayda var. Kasile bizden çok hoşlanıyor. Savaşına baya bir destekte bulunduk çünkü. Ha, kızım mı geçiyor başa? Çok güzel. Ay yok. Bakın. <laughs> Mesela bir cenaze düzenleyeceğim kardeşimiz için, mümkünse. Hatta niyetimizi hmm, yok. Influansı arttıramıyoruz sanırım. <laughs> bir oğlum mu oldu? Ay yok kızım olmuş pardon. Niye verem oluyorsunuz ki? Veremlik bir durum görmüyorum ortalıkta ama yani siz bilirsiniz. Şuraya bir şehir. Şuraya belki tapınak yapılabilir. Hop oğlum gidiyor mu? Aman 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 bir dakika yok gitmiyorsun bir yere. Sana görev verelim. Sen gitme bir yere. Seni de eğitiyoruz. Hocamız yokmuş. Şöyle koyduk. Saray müzisyeni. Avcı başı. Fena değil. Burada bir savaş mı çıktı? Aa sebep. İlginç. Oxford'da inanmıyorum. Bu sefer bizim topraklarımızda başladı. Güç bir merdivendir. Bunu açıyorum. Kendi hane üyelerimizin bir yerlere atanmasını sağlamak daha kolay olur. Ee, teşekkürler. Ayda, Ulan bir de iyisin diye işi aldık seni. Patlattım mı her yeri? Başkente geliyor eyva. Saklan saklan. Kapıları kilitleyin abi. Yani Voxbridge, Southwark ve Gora geldi. Yani Londra'ya gelmesi an meselesi. Ve geldi. Hastalıklar bir de çok nadir çıksın diye ayarlamıştım ama. Ya ama av yapmayın şimdi. Gelişmişlik de iyice azalıyor. Çok kötü. Of, mükemmel. Dur sen şimdi bir yere gitme. Sana ayarlayalım şöyle bir görev. Tam. Kal Umarım geçer. Ha Eastsex. Sex. Bir dakika. Şu an oğluma geçecek gibi duruyor. Ha ünvanlar oğluma geçecek. Anladım. Umarım biter şu hastalık. Şu an hastalıktan dolayı kilitlendim. Hiçbir şey yapamıyorum. Sağlığım çok iyi. Bir şeyler keşfetmişiz. Hala. Heh. Bir de şu kasus belliden sonra erken ortaçağa atlıyoruz tamamen. Gayet güzel. İşte bu hastalık gelişmişliği öldürüyor şu an. Görmüş olduğunuz gibi çok kötü yani. Bakın aynı zamanda gelirimiz de arttı. Bu yaptığımız yapılardan dolayı. Bitiyor mu? Kış geldi kar yağdı hastalık kırıldı mı öyle mi oldu? Kesin bir haçlı seferi başlayacak yine. Marketplace. Bir dakika. Marketplace kurabiliyor muyuz şu an gerçekten? 513. Olur. Güzel. Kurduk. Ha babadan para. iyi Güzel. Aa arkadaşımız, kendi yetiştirdiğimiz çocuk öldü ya. Ee, bu böyle olmayacak. Ben vasallarımın artık böyle dışarıya karşı savaş ilan etmesini istemiyorum. İkinci seviyeye çektim. Seviyeyi biraz daha yükselteceğim. Şu an birinci seviyede. Mevcut yasada yani sınır savaşları ilanında birinci seviyede valiler dışarıya karşı savaş ilan edebilir. Hiçbir kısıt olmaksızın. İkinci seviyeye çekersem sadece sınır ve donanma sözleşmeli valiler dışarıya karşı savaş açabilir. Onun dışındakiler açamaz. Mesela burada dördüncü seviyeye getirirsek bunu. Valiler dışarıya karşı hiçbir şekilde savaş açamaz da var. Bu yeni gelen değişikliklerle artık yetkinizi arttırarak admin vasalların saçma sapan karar almalarını engelleyebilirsiniz. İç sınırları koruyacak kararlar da alabilirsiniz. Mesela burada iç sınırlar politikalarına bakalım. Üçüncü seviyeye çektiğinizde aşağıda diyor ki valiler hiçbir şekilde Sınır çatışması ve valiliğe kayyum olarak ata tarzındaki siyasi planları yapamazlar. Bu şu demek. Mesela bu yasa aktif olsaydı bizim buradaki oğlumuz Hovis düklüğünü ve Gloucester kontunu alamazdı gibi. İnanmıyorum. Hasta mı Hastalık bitti sanırım değil mi? Aynen çıkalım o zaman dışarı. Ulan ya. Herkes veremem yakalandı. Bir de o kadar önlem aldık kapandık anasını satayım. Dublin'de gelişmişlik nasıl? İyi 9'a çıktı. Biz bunu arttıralım mümkünse. İrlanda kültürüne bakalım. Public Works güzel. 20. seviyeye kadar alabileceğimiz maksimum cezayı alarak gelişmişliği arttırabiliriz. Fena değil. Güzel artık erken orta çağdan devam edebiliriz. Mesela ne bileyim manorializmden mi gitsek? Olur. Fena değil. Burayı ona getiriyor muyuz? Güzel. Burayı ona getirir getirmez diğer başkentlere odaklanacağım. Belki bir etkisi olur. Yani İrlanda kültürü bir bakalım. Hoppa. Yaşlı. Ha. İçmiş ve ölmüş ne yazık ki. Ozan O zaman bir tane hekim bulacağız. Oğlum iyileşsene hadi lan. Benim favori oğlum iyileşmiyor arkadaşlar. Çok kötü. Konu arttıralım o zaman. Şöyle influence arttıracak bir şeyler. Ha? Olur mu? Bence olur. Hop kardeşimiz ölmüş. Kent. Kız kardeşimiz geçmiş. Gayet güzel. Güzel. Ona çektik. Buradaki geçmişlik seviyesini. Şimdi mesela şurada bir deneyelim bakalım şansımızı. Burada biraz arttıralım. Elimde yeterince influence var. Burada feodal bir düklük olan Strathclyde var. Bu Strathclyde'ı ben mesela admin'e geçmesi için talep edebilirim. Bu abi bize, "Aa bakın görmüş olduğunuz gibi feodale geçmiş." Çok güzel. Kabul edecekmiş. Mesela buna da diyelim. Rica ediyorum. Aa kabul etmeyecek. Neden? Kişilik. <laughs> Influence harcayalım mesela. Admin oldu. Ee, 600 daha istedi. Peki. Ya yok hocam ee, bana taleple gelme. Vasalını çekeceğim. Ee, kusura bakma bunun için. Bunu Strathclyde'a aktaracağım. Gayet güzel. Olması gerektiği gibi. Burası Feodal oldu mu? Oh mükemmel. Yönetimlere bakalım. ben. Burada bir tek feodal var. Benim oğlum hala illeşmedi mi? Ne illet bir şey çıktı lan bu. Heh. Hele şükür ya. Oğlumuz kaybetmiş. Bu lanet hastalığı. Babadan para alalım. Altyapı yani. Altyapı yatırımları. Başka bir şey değil. Merkezileşmeyi açtık. Başkentteki gelişmişliği iyice arttırıyoruz. Ha, dur dur dur. Şöyle. Bu abimiz ölürse. Başa mümkünse. Bizim oğlumuz geçsin diye. <laughs> çok iyi. Aile üyelerimizi böyle <laughs> yerleştiriyoruz. En azından şu noktada iki tane vasalı. Bir tanesi feodaldi. Onu çok çabuk admine geçirebildik. Bir tanesi de kabileden feodale döndü. Kendi başına. Helal olsun. Sağlığımız çok artıyor bu arada. 74 yaşındayız. Ayda Kaybediyor mu? Eyvah. <laughs> Elimden geldiğince böyle Arttıracağım benim oğlumun geçmesi için Çok iyi değil mi Bu arada bizim aile tutumumuz nasıl Political meddlers yani Daha fazla influence kazanıyoruz peki Yani fena değil 25 sene boyunca değiştiremiyormuşuz Bu arada başka yapabileceğimiz Bir şeyler gelişmişlikle alakalı bir şey yok Sanırım hmm. Aynen bu kalsın ya daha fazla influence alırız Fena olmaz Ha, İskoç kültürü mü gelmiş Aa şu işe bakın burada İskoç kültürü çıktı bir anda. Hmm, Stratclyde için. Öf. Tamam ya milisleri falan kaldırırız hallederiz artık yaparız bir şeyler. Para versek acaba? Hı? uğraşmak istemiyorum. Ah, vallahi para verdim tamam. Bu savaşta hallettik. Zaten çok para kazanıyoruz. Acaba Bizans'tan fazla kazanıyor muyum? Bizans bakayım ne durumda? Of çok kötü durumda. Hiç hoş değil. Babadan para alacağım. Öylesine. Çok güzel para geliyor elime bu arada. Babadan aldığım paralar sayesinde ülkemi kuruyorum. Güzel. Burada başkenti gelişmişliğini 5 yaptık. Mesela şuraya gidelim. Burada biraz arttıralım. Başkenti geliştiriyorum. İyi oluyor ya. Çok yüksek değil ama elimden geldiğince yapıyoruz artık. Sen feodal oldun mu? Harika. Heh. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Başkentteki başkentteki halk görüşü artı 225. Burada kırılımlarını görebilirsiniz. Bunun da sebebi şu. City Keepers geleneği var. Kurduğunuz her şehir bir kontukta yani bir baronlukta kurduğunuz her şehir alt görüşünü arttırıyor. Bakın burada da şehirleri tutuyorum. Buradan da çok iyi para geliyor bana. Böyle inşa ediyorum. Esasında bunların inşalarını bir dakika durdurabiliriz. Ne zaman şunun inşaatını ben bir durdurdum bir süreliğine. Bunun da sebebi şu. 10 sene sonra çalışkanlık geleneğe eklenecek. Bu da her inşaat sonrasında gelişmişlik biraz artıyor demek olacak. Yani fena değil. Hiç fena değil. Of elime çok güzel para geçti. Gerçekten iyi para kazanıyorum bu arada. Mükemmel. Hoppa. Sebep? Bir selle beraber... Sus. Oh, peki. E bu aile üyeleri ne olsun o zaman? Çağıralım mı bunları? Hadi çağıralım. Yani. Baş boş gezmesinler. <laughs> Burada gelişmişlik bayağı artıyor. Çok güzel. Yani şuradaki kale binalarını arttırabiliriz. Bir katkımız olsun. Değil mi? Çünkü vasallarımız kendileri inşa etmek istediğinde ciddi prestij harcamaları gerek. E bizde de prestij bol bol var. Görmüş olduğunuz gibi. Turnuva için talim yapsak olur. Kaç yaşındayız? 78 yaşındayız. Sağlığımız kötü gösteriyor. Anglo-Sakson kültürü yok oldu arkadaşlar. Galler kültüründen de geriye böyle bir kontluk kaldı. Ha para aldık. Şöyle işte el yordamıyla yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Gorm. Kimmiş bu? Gorm. Gel abi sen bana. Gel gel. Gel seni işe alacağım gel. Tamam senden güzel dövüşçü olur. İrlanda kültürü ne alemde? İstersen ben mesela melez de yapabiliyormuşum. Ben bilmiyorum gerek yok ya. Yeni yaptık. İyi ee, burada 5 olmuş. Burada zaten burada 11. Gayet güzel. Burada 4. Burada arttırmaya devam ediyoruz. İyi ee, Dublin'de şöyle arttırabiliriz. Athlon'da falan. Hıh. İyi olur mu? Bence olur. Burada şöyle arttırdık bir şeyler. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Buraya torunum geçsin diyeceğim. Tamam mı? Ne? Torunum tutsun buraları. Povise yapabiliyorsak. Güzel. Oğlumuz sağlığı kötü. 57 yaşında. Bizden önce ölebilir mi bilmiyorum. Heh, bunları arttırabiliyoruz. İyi hadi arttıralım. Yani markada durum ne? Hmm. Of burada bir salgın başladı işte. Çok kötü ya. Hadi paramız varken şuradaki kale seviyelerini şöyle bir arttırabiliriz ufaktan. Burası artmış. Gayet güzel. Güzel. Buraları da arttırıyoruz. Burada av var, gitmek istemiyorum. Bakın burada başkentte gelişmişlik düşüyor ne yazık ki. Burada, bakın burada gelişmişlik düşüyor mesela. Bu kötü. Hastalığın geçmesi lazım hemen. Sen nereye gidiyorsun oğlum ya? Manyak mısın? Hop oğlumuz öldü. Fazla yaşamanın bedeli işte. 58 yaşında. 10 11'den 5'e düştü şimdi. Hastalık yüzünden. Oğlum sana görev vereceğim. Bak sakın bir yere gitme. Tamam mı? Kervan başı. Oğlumun seviyesini şu arttırabiliyorsam. Hoppa. mı gidiyoruz hadi. Nereye? Bulgaristan'a. Oo. Oh. Belki Selanik için yapıyormuşuz. Mükemmel olur ya. Ee, bir yıl sonra öleceğiz. Hadi bakalım. Eh kızımız da öldü. Hoppa. Biraz daha lazım. 90 influence belki yapabilir miyiz bilmiyorum ama. Eyvah. Burada biraz sıkıntı var sanki. Hadi biraz daha şöyle bir influence olsa. Güzel. Her şey alıyor değil mi? 5 ay sonra. Ha. Acaba şunların üstüne gitsek diyeceğim. Bilmem. Endülüs'e belki gidebiliriz. Hı? Endülüs olur mu? Olur. Belki... Endülüs'e gidelim ya. Bizans'a gitmeyelim. Bulgaristan. Ne? Bulgaristan ne? Boş ver. Endülüs. Ha. Bence hallederiz. Ya gel, gel saraya gel. Zeyi değil mi olmuşlar? Ne alakalı? Oğlumuza gidiyor her şey değil mi? Tamam. Goodfri'de gidiyor. 30 yaşında <laughs> kel kalmış. Hadi ölelim. Hadi. Evet. Haçlı seferi başladı. Ve şu an savaştayız. Asker gücümüz ne oldu? Neden düştü bilmiyorum. Ne hiç problem değil. Elimizde fazla toprak var. Heh, güzel. Bunu hallettik. Ordunun başına ben geçeceğim şimdi. Haçlı seferindeyim. Bu arada evet. Babamız öldü. 83 yaşında. Biz de 30 yaşında tahta geçtik. Çok yaşa imparator. Mükemmel. Burada gelişmişlikler ne durumda? Kaça düştü burada? 5. peki. Aa güzel. Burada Banus keşfetseler sonra kışlaları halletseler. İrlanda'yı tamamen hallediyoruz gibi o zaman. Ben öyle anladım. Biz bence tek başımıza da yener gibiyiz diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Şöyle ufaktan kıyıya yanaşalım. Yeteneklerimizi şöyle resetleyeceğim avantajı arttıracak seçenekler alacağım hatta mümkünse. Gayet güzel. Açlı olduk. Mükemmel. Şu an tepedeyiz ama bilmiyorum. Avantaj bizde olmalı. Yenmeliyiz ya. Evet yeniyoruz. Çok güzel oldu hem de. Çok güzel yeniyoruz. Tepe avantajı. Bütün avantajlar bizde. Şimdi şuraya alırız. Bir şurayı kuşatacağım. Yani müttefiklerle beraber olsaydım düşman bizim üstümüze gelmezdi. Çünkü sayıca bizden azlar. Kendime çektim ki skoru da arttıralım bu şekilde. Salabileceğimiz o, bir sürü kişi var. Hadi salalım. Hatta ben çekebiliyorsam şöyle paralı asker çekeceğim ya. He? Şöyle kaliteli bir set paralı asker fena olmaz. Ya oldukça param var. Destek çıksınlar bize. Şöyle tepeye çekilelim. Avantaj ne bizde. Gelişmişlik burada ne alemde. İyi güzel burada arttırmışız. Şimdi mesela Dublin'e tekrar bir gidelim diyeceğim. Dublin'de 5'ti gerçi değil mi? Bir dakika şuraya gidelim o zaman. Aynen öyle. Burada 1 çünkü. Görmüş olduğunuz gibi tepe avantajı artı 42. Düşman ordularını yok ediyoruz. Hunharca üstümüze geliyorlar. Biz de iyi komutanız. E düşman orduları yok oldu değil mi? Ne? Şunları da yok edelim. İşbiliye ve Cordoba'ya ilerleriz sonra. Mükemmel. Paralı askerlerle şöyle takviye yapalım. Güzel. Var mı saldıracaksın? He, saldıramıyorsun tabi. Kolay bir yer var mı? 4, 3. Şurayı alabiliriz belki kabrayı. Şöyle şurada parçalayacağım onları. Döveceğim sizi ama. Aa ah, inanmıyorum. İrlanda krallığını kurmuş abimiz. Sen de albayı mı kurdun? Siz yapabiliyor muydunuz bunu ya? Hıh. Hadi yapsınlar bakalım. Belki daha iyi olur. Aslında. Değil mi? E, bunlar tabii güçlü vasal oldu. Sen bunu mu istiyordun? Ah. Evet. Cornwall buraya sahip ne yazık ki. Kusura bakma. İnanmıyorum ya. K krallıkları kurdular. Hah. Çok iyi ama bende herhangi bir gelir düşüşü falan yok. Güzel. Eğer bu abiler kendi çabalarıyla kabileden Feodal'e geçerlerse kendi ülkesindeki herkes bütün vasalları da Feodal'e geçmiş olur. Kabile ya problem değil. Ya şimdi bakın mesela bunlar da Feodal oldu. Ben bunları şey yaparım ama. Yani eğer Feodal'e geçerlerse geçer geçmez admin'e çekerim. Kral vasallar bir anda gitti tabi. <laughs> Aa çok güzel. Bizim halinden biri. Mükemmel. Sana para atacağım bol bol. Tamam. Çok iyi. Şu işe bak ya. Mükemmel. Eşim nereye gitti benim? Eee. böyle olması daha iyi oldu. Bu benim aklıma gelmemişti ama daha iyi oldu bence böyle. İki kişi feodale geçse kendi ülkesindeki herkes geçiyor. Çok daha mantıklı. Eşim ölüyor mu? Ne? Babadan para aldık o zaman. Evet kız yakalanmış. Geçmiş olsun. Ne, yani bu şehirleri ne yapacağız? Vereceğiz mi? Hadi verdik. Yani yapacak bir şey yok. Saat var kalsın. Tamam Gor'u verdik. Aylık 51 kazanıyoruz. Askeri gücümüz neredeyse 20 bin. Hadi turnuva için talim. Güçlü olamadık. Başkenti geliştirdik. Stres kazandık. Problem değil. Atletik olduk ama. Mükemmel. Kızımız öldü mü? Hmm. Şu işe bak. Savaş ilan edildi bize. Neresi için? Moray. Tokatlarız bunları ya. Ormanlık arazide çarpışıyoruz de. Avantajımız çok yüksek. Aa Gorm. Hı. Yakalamıştık bunu. Ölmüş. Bu kadar. Hı. Hastalık çıktı yine bir yerde. Başkenti izole ettik. Öf. Güzel. Çalışkanlık geleneği gelmiş artık. Bu çok iyi. Artık her bina inşa ettiğimizde arkadaşlar geçmişlik artacak. Mükemmel. Yapalım o zaman. Hop. İskoçya'da savaş çıktı. <laughs> Çok iyi ya. Dorset'te. Oh. Uh. Ben eşimden boşanacağım. Kendime şöyle düzgün bir eş alacağım. Mareşal mi olmak istiyorsun? Oğlum. Ya, yok hayır. Sonra. Şu efendi iyi. Gayet iyi. Mükemmel. İki ayrı hastalık mı var şu an? Ha, pardon. Hı. Şu işe bak ya. Benle ittifak yapmak istiyor Bizans. Abi yok getirmeyecek diyor ama. Olur. Nişanladık. Yani çok bir işine yaramaz ama. Hı. Şuraya bir şehir yapacağım. Ne şuraları şehirler fena gitmez aslında değil mi? Aynen. Nasıl gidiyor başkent? Ha sen buraya mı taşıdın? Aa iyi güzel. İyi gayet iyi. Obadan para aldım. Değil mi? Güzel. Konağı geliştirmeyi unutmayalım. Mümkün mertebe. Yeğenimle ittifak. Olur yaparım. İsveç dağılmış bu arada. Hah, şu işe bak ya. Yani. Bizim haneden iki tane kral var şu an. Hanedandan. Gayet güzel. Evet. gelişmişlikte böyle böyle artıyor arkadaşlar. Bakın şu an şifahaneleri kuracağız. 29'dan 55'e geldi. Böyle böyle gidişatla arttırıyoruz. Gelişmişlikte. Ya seçim meçim yapmayın Allah aşkına. Ee, ülkemde seçim falan. Bir toprak mı kaybedecek? Yapacak bir şey yok. Kaybedeceksek kaybedeceğiz artık. Savaşı durdursana. Hıh. Peki sen bilirsin. E, üniversiteye gitsek acaba nasıl olur? Bence güzel olur ya. Yani. O esnada değil mi? Bu kim? Tanımıyorum. İyi güzel ilerliyoruz. Ne oldu? Uf, 5 yıldızlı bir askeri eğitimimiz oluşan. Çok güzel. Savaş lordu olduk. <laughs> Ay çok iyi. Hadi bir kabileden feodale geç be. Heh. Şu an İrlanda'daki gelişmişliği arttırıyorum. El yordamıyla. İskoçya yanıyor şu an arkadaşlar. Çok kötü. <laughs> Hadi ben sana şöyle bir eşya falan vereyim ha. Sarayına koyarsın belki. Nasıl olur? Ah. Ah. Feodale geçmişsin sen. Sen de feodale geçmişsin. Sen de. Of mükemmel. Feodale geçmişsiniz. Arkadaşlar bakın influence kullanarak İrlanda kralını admin yapıyorum. İrlanda Viceroy'u oldu. Artık istesem ben böyle koparabilirim ve bunu kabul edecek. Çok iyi değil mi? Mesela. Kalsın şimdilik. Sıra İskoçya'da o zaman. İrlanda'yı <laughs> admin yaptık bu arada. Mükemmel diye. Bunlar feodal kalmış. Güzel. Sen admin oldun. Al, al. Hadi sen de admin ol. Admin olsana. Güzel. Herkese <laughs> İrlanda'daki herkes admin yaptı. Mükemmel ya. İrlanda kralını getirdik böyle. Viceroy yaptık adamı. Kendisine aldığımız vasallar falan azaldı tabi biraz. Hı. Hmm. Bir, Bir bakayım yine de. Ha 9 tanesini tamamlasak yetiyor mu? Güzel. E bu da 9 tanesini tamamlamış. O zaman senin başkentindeki gelişmişliği arttıracağız. Güzel. Gayet iyi gidiyoruz bu arada. İskoçya'daki iç savaş ne zaman nasıl biter bilmiyorum. Ee, savaşı durdurmanı istesem. Hı? Olur mu? Yok olmadı. Ee, kötü. Deniyoruz bir şeyler işte. Başkentini önce bir geliştirmeye çalışacağız. Babadan para aldık. <laughs> Çok iyi ya. Ee, mükemmel. Al işte. Heh, bol yoğurdur mu çektin eline? Güzel. Ama Bunların sayısı da fazla. He. Aldın mı? Yok almadı. Ha başkası bu. Annesini mi getirdi başa Onun anasının O zaman burayı geliştirmeye devam mı Gelişmişliği arttırmaya devam arkadaşlar Arkadaş mı oldu? kim bu Pomeranya kralı Bir dakika ne Kendisi kabile bir kral ve Benim nezdimde vali olarak mı geçiyor Piranlık olmuyor yani öyle mi Bilmiyorum ya bir bakalım Evet Feodal'e geçiyor musun seni bekliyorum Yani bu hanımefendinin Feodal'e geçmesini Bekliyorum o kadar Sen Feodal'e geçmişsin Mükemmel. Sen kabile kalmışsın. Admin olmasını isteyelim mi? <laughs> Mükemmel olur ya. Ama olamaz ki. Hmm, çünkü bu kabile. Sen para göndereceğim. Bir feodale geçemediniz ha. Şu kabile adam hala feodal olmadı. Kim yağmalıyor benim? Aa Conqueror mu olmuşsun? Mükemmel. Bak şimdi ne yapacağım sana gel. Yani çok pis canını yakacağım senin. Hani para çok ya. Bak şimdi. Para çok ya gerçekten. Mükemmel. Bir tane daha aldım. Hah al işte. Buradaki yağmacıları hallettik. Hanedanımda şu üyeye. Mümkünse. Buradaki Heywich valisi yakında ölebilir hastalıktan. Şöyle başı geçmesi için. Kendisini getirdim. Mesela. Şurada askerleri kaldırayım. Belki. Ah niye iki kişi kalktı sadece. Bir dakika benim ordularım nerede? Ha geliyorlar. Oo, of Ee hayır hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hah, aldı mı? Umarım buradaki hastalığı. Hmm. Para göndereyim sana biraz. Tam mı? İşine yarar. Şuraya katedirel. Saatler şuraya bir tane şehir kurarız. Orayı tutarsın bizzat. Hop, burada benim üstüme geliyorlar. Güzel. Mükemmel. Katlettik. Bu kadar basit. Mareşalimiz ölmüş. Hmm. Ne oldu sen şimdi feodal olamıyor musun ya? He? Public works'ü açmak lazım bir tek? Hadi para aldık. Çocukları da eğitmeyi unutmayalım bu arada. Şu öğrenimi yüksek biri varsa. Değil mi? Sen çok kötü. Olur sen eğit. Dorset. Yeni hastalık mı çıkıyor burada anlamadım. Eski hastalık mı var? Ha bir çocuğu hayatını kaybetti. Hmm. Endülüsünde burada <laughs> benden toprak çalması hiç hoş olmadı. Bu arada aa aklıma çok güzel bir şey geldi. Bir dakika ben bunu neden daha önce düşünmedim ki? İttifak kuralım ya. Şu an savaştaymış. Bak şimdi. Savaşına katılacağım. Sonra alabiliyorsak. Kutsal tarikatlar tamam mı? Orduları yok edeceğiz şimdi. Mükemmel. Umarım beyaz barış yapmazsın da. Hazminat alırız. Çok iyi yani. Ordu kalitesi çok iyi gerçekten. Bizde harika bir komutanız. Eyvah. Bu hiç iyi değil. Hah. Of. Godlike boost. Çok iyi. Ne kadar bu? 5 sene. İyi. İşimizi gör. Of yani. Çocuklarıma kalmasın istiyorum da krallığım mümkünse. Çatmaya çok hızlı yapıyoruz. 1604 altın verdi müttefikimize mükemmel. Bizim hanedanımız da bu şekilde ayakta kaldı. Ozan şu sağlığı arttıralım biraz daha mümkünse. Hı? Sağlığımız hazır iyiken. Oo güzel. Sağlıkta ortalama artış mı? İyi. Güzel. Gayet iyi. Kraliçe de Hiç hoş değil ya senin şu durumun. Ve vasalların geçti yani. Ozan bir av yapalım. Ben sağlığımı biraz daha arttırayım. Bir avcı başı koyalım. Vasallarım da çok iyi para kazanıyor. Sen gerçi borca girmiştin ama. Ey. East Sex. inanmıyorum ya. Sağlığımız da. Başkenti izole et. Evet. A. Polonya kralına bak. Katolik ve Conqueror olmuş. Tabii benim burada toprağım var. Neden bilmiyorum. Ben şöyle kendisine Hı, para atayım. <laughs> Bizden hoşlansın. Hadi bitsin. Evet. Hı. Ava mı gidiyoruz? Evet gidelim ya. Umarım yetişiriz. Kuzenimiz öldü. Bağ sırada bu abi var. Esasında fena değil. Yani Mercy'e valisine kalsa da ülke e, bence fena olmaz. Endülüs ne durumda? Hı. İyi para kazandılar ha. Bunlar çöktü bu adam. Kötü oldu ya. Eksi bin altın borçta. Oo, bu event yeni geldi. Daha önce bunu hiç görmemiştim çünkü. Bir güç merkezi yakında. Dublin vilayeti. Viceroy Macona tarafından yönetilen bu bölge yerel İrlanda halkını gözetliyor. İrlandalı bu vali son derece aydınlanmış anglogal yönetim şeklindeki yönetim yapısını benimsemiş. Onun vilayetinde yaptığımız seyahat son derece tanıdık ve güvenli. İki halk arasındaki temasa bakarak benim gibi güç sahibi birinin bu halka anglogal tarzında seslenmesi beklenir. Mesela bunu dersek bu yabancılar sıcaklığı ve alçak hoş karşılar. İki kültür arasında yakınlaşma artar. Onların yerel kiliselerini ziyarette bulunurum dersem dindarlık kazanırız. Ya da bu kişiye karşı diplomasi konusuna meydan okuruz. Ha. Heh, güzel. Demek ki admin bir Britanya yönetince ve İrlanda'da böyle bir krallık olunca böyle bir event mi çıkıyor? Gerçi yani baktığın zaman burası biraz özerk kalıyor. İrlanda bölgesi çünkü. Hani her ne kadar bir parçası olsa da hani İskoçya gibi biraz kopuk aslında merkezden. Aa öldüm mü? Kime gitti krallık? Ayda. Hadi para göndereyim sana bari. Anlıysal olmuş bir de ya. Uf, sağlığımız baya bir artıyor. İyi yakın zamanda ölmüyoruz. Güzel oldu. Eğer kraliçe gide ölürse onun kızı geçecek ve burası feodal mı olacak? Umarım öyle olur. Gaelic kültürü nasıl? 4 sene sonra keşfedilecekmiş. Hadi bakalım. Nah yatalak olduk. Şu feodal yerleşkilere kendim bir şeyler koyacağım. Hem geliştirirken binaların daha hızlı inşa edilmesini de sağlarız. Değil mi? Gelişmişliği arttıracak şöyle. Güzel olur. Kıyı kesimlerini. Bu kültür daha şehri keşfetmemiş. Şehir planlamasını. Aylık 80'e yakın kazanıyoruz bu arada. Çok iyi. Endülüs'ü yağmalıyor ya. Sınır komşusu diye. Çok iyi. E benim bütün işin gücüm artık. Bundan sonra İskoçya'nın habileden feodale dönmesi. Yürekli olduk. Artık bundan sonra idareye gidiyorum. Hadi abi. Senin baya prestijin var. Baban öldü. Umarım Feodal'e geçersin. Başkenti geliştireceğim. Sağlığım şu an kötü diyor. Hadi bakalım. Nasıl olacak? Kızlarımdan bir tanesi büyüdü mü? Hı. Sen büyüdün. Aslında belki şu kızımızı başa geçirebiliriz. Bir bakalım duruma göre. Ben şu kızımı... Oyuncu varisimi yaptım. Ne olur ne olmaz. Yani... Bilmiyorum özellikleri dahi ve... Verimliği de daha iyi. Of... Çok fazla ama elimizde bol bol influence var. Ee, dolayısıyla kızımız kaçıncı sırada ya? Skoru 426 926 Of! Kendisinin skorunu arttıracağız böyle. Hah influence. Hadi alalım. Turnuva için talim. Yok güçlü olamadık. 300 influence'a mı ihtiyacımız var? Yani şu yenimiz de fena değil ama sadist olmaya değildi aslında. Hı. Bu planı bitirebiliriz bence. Güzel. O harika. Skorunu arttırdık mı? Ne durumda skoru? 6. sırada. 2. sıraya getirdik. 1. sıraya getirdik. Mükemmel. Böyle böyle arttır arttıra. arttıra. <laughs> Çok iyi ya. Hala kabile misin sen ya? Ve hala ölmedin. Konakta arttırabileceğimiz güzel. Şunu arttıralım. İyi olur. Ya bırak artık beni. Ben öleyim. Harbiden öleyim yani. Ne oluyor ya? Art kendi skorunu mu arttırdı şimdi bu? Hı? Kendi skorunu arttırıyor ufak ufak. Abi. Aynen öyle. İmparator Gutfried öldü. Dördüncü nesildeyiz artık. Koca imparatorluk bizlere kaldı. Abileri getirelim o zaman şöyle başa. Hı? Sen bize öyle bakma. Ha, sana şöyle para verdik. Öğrenimden gidiyoruz. Çok güzel. Çok yaşa imparatoriçe. İnsanlar neden bizden hoşlanmıyor? Gerçi bizim meşruiyetimiz de yüksek ama. Mesela ben istesem şu an bunun ünvanı alabilirim değil mi? Ama hı, kabul etmeyecek gibi. Bakalım. Tek şu an albayı bekliyoruz zaten. Kültür ne alemde? 3 ay sonra keşfediyorsunuz. Bence feodale geçersiniz artık. Lütfen geçin ya. Yeter. Babamız adına cenaze düzenleyeceğim bu an, o esnada. Mercia e valisi Utre'de kendisini vali olarak tanıdığımızı söyledik. Kendisi çünkü iyi bir yönetici. Hasta ama hasta mı? Bize bir şey olursa varisimiz sensin sen başa geçeceksin gibi. Ülkedeki güçlü insanlarla iyi geçinmek lazım. Babamız 60 yaşında öldü. Biz şu an 20 yaşındayız. Public Works'ı açmışsın. Artık geçebiliyor olmanız lazım. Feodale. Değil mi? Feodale geçmen lazım. Hatta dur ben sana şöyle. Bak senin vasalın geçti Feodale. Hadi artık lütfen rica ediyorum ya. Aa Cinayete kurban gitti inanmıyorum ya. Hı. Güzel. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım. Kendisi tabi kabile olarak geçti. Aa, evet. Bu savaşı gerçekten kazanabileceğini düşünüyor. ya yani kıyamam. Çekebiliyorsak şöyle hol yordur. Aa çekemiyoruz. Hmm. Siz nereye gidiyorsunuz? İrlanda'ya mı? İnanmıyorum. İrlanda'yı kuşatıyorlar ya. Öf çok fazla zayiat alacağız. Başkentini kuşatırsak hallederiz bence. Hamile miyiz? <laughs> Güzel. Ee, burası kaldı. Hmm. Acaba burada. Burası boğaz geçidi. Şunları alsak şöyle. Avantaj bizde çünkü. Güzel. Yeniyoruz bakın. Avantaj bizde. Hem tepe savunması hem boğaz geçidi. Bir kambur oğlum ve bir de güzel bir kızım oldu. Savaş kazandık. Çok güzel. Ya ben bu saçmalıktan bıktım çünkü. Sen benim hanedanımdansın. Aranızdaki nişanı bozuyorum. Kimse kusura bakmasın. Başka dine geçsene. Benim dinime mesela kabul etmeyecek. Ömer senin koparacağım ya. Güzel. Bak sana şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sana burayı vereceğim. Bu kadar. Burayı sana verdim. Babadan para alacağım. Kardeşime mesela. Ama daha yaşı... Daha yaşı ileri değil. Kimin hak iddiası var buraya? Gelmek ister misin? Gel. Gel bak sana toprak vereceğim. Gel. Heh, al işte geldi. Burayı sana Vay anasını satayım ya. Hemen de geldiler ha. Sana bu düklüğü vereceğim. Zaten hak iddiam var. Çok güzel. Admin oldun değil mi? Bakın nasıl çökertiyoruz şimdi onları. Bu kadar. Sana para vereceğim. Sana da para vereceğim. Sen benim hanedanımdanmışsın zaten. Sana düklük vereceğim. Ha burası benimmiş. Bak şöyle yapacağız. Burayı sana verdik. Benim dejur basalımsın artık. Çok güzel. Admin. Admin olmasını isteyeceğim. Admin oldu arkadaşlar. Bu feodal düklük. Önceden admindi. Tekrardan feodalden admine geçireceğiz. Admin. Son olarak da. Admin olmanı isteyeceğim. Güzel. Admin oldu. Sizlere admin yapacağım. Güzel. Sen feodalsin. Bak admin olmanı istiyorum. Bu İskoçya ünvanını koparacağım. Artık böyle bir ünvan olmayacak. Burada admin var. Admin, admin. Güzel. Admin oldu. Admin olmasını isteyeceğim. Ve bu kadar arkadaşlar. Bir tek burada bir kabile kontu var. Onda bir şey yapamıyoruz. Burada bir tane savaşta olan bir vasal var. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir serimizin daha sonuna geldik. Müthiş bir imparatorluk kurduk. Ülkenin şu bizden kopan parçayı saymıyorum. Bir feodal, dük ve bir kabile, kont dışında İngiltere, İrlanda ve İskoçya'nın neredeyse tamamını admin yapabildik. Bu bence büyük başarı ve bir kadın olarak yapabildik. Yani birçok ergin yapamadığını becerdik diyelim. Gerçi şimdi diğerlerinin de hakkını yememek lazım. Büyük büyük babamız Alfred, dedemiz Edward, sonra İmparator Goodfried babamız mesela. Çok büyük adamlardı. Ve bir seri daha burada noktalıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. 867'de başlayarak normalde son derece güçsüz başlayıp zamanla gücünüzü kademe kademe arttırmanız ve önünüzde neredeyse kimsenin duramayacağını size sağlayan bir yapı bu. Admin yapısı. Herkese tavsiye ediyorum. Özellikle bürokratik bir etosa sahip kültürünüz varsa bunu kral olarak da deneyin. Ya da önce bir feodal imparatorluk kurup ondan sonra imparatorluk aşamasında da admine geçebilirsiniz. Öyle yaparsanız vasallarınızın %95 kadar sizi otomatik takip eder. O şekilde belki daha da rahat olabilir diye düşünüyorum. Buraya kadar sabredip izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.